tane yumurt var. Bu yumurtaları da sizce ne çıkacak? Tabii ki de dinozor çıkacak. Ama bunları biz besleyeceğiz arkadaşlar. O yüzden bunları küçük bir tane ev yapmamız gerekiyor. Ev yapmak için önceden birkaç malzeme toplamıştım. Hemen içeri giriyorum. Şu sandıkların birisinde olması gerekiyor. Bunda değil, o zaman bunda. Bambu mozaik. Ben çünkü ben bambulara bayılırım. Neyse. Şimdi evden çıkıp bir an önce bu yumurtaları büyütmek olacak. Tabii bunların anneleri yok arkadaşlar. Sadece annesi benim. Hem de babasıyım. Hemen şunları zırhlarla gideceğim. Çünkü bunlar bana büyüyünce zarar verebilir. Şunlar bir köşede kalsın. Yanlışlıkla evin içine doğurabilir teyiz arkadaşlar. O yüzden hemen şunları alacağım. Lan yanlış oldu. Dürbünümü ver. Teşekkür ederim. Lan onu da ver. Yanlış yap. Kaskımı ver. Pantolonumu ver. Pantolonu giymişiz herhalde. Yok giyememişiz. Alman lazım. Teşekkür ederim. Şunu da alayım. Üşümeyeyim. Ver bana. Ver bana. O şakir şükür yapma. Ver bana şunu. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz askılık. Şimdi biraz bir şeyler yememiz gerekiyor arkadaşlar. Biz aldık mı yiyecek? Yiyecek bir şey almamışız. Hemen şuradan alalım. Körükten pişmiş pifteklerimizi toplarız. Ve bir an önce dinozorlarımız için minyatür ev yapalım arkadaşlar. Ama bunlar niye buraya sıkışmış? Kaplumbağalar ne işiniz varsa lan sizin burada? Neyse bunlarla şimdilik uğraşmayacağım. 3 tane balığım vardı, havuzuma girmişler. Sanırım oradan atlayıp buraya nasıl girmişler hiçbir fikrim yok ama neyse burada kalsınlar. Şimdi at etiketlerimiz var. 3 tane var hem de. Tabii ben Örstü ismini yazmadım. Bu videonun yorumlar kısmına siz yazmanız gerekiyor. İsimlerini ne koyalım arkadaşlar, göreceksiniz zaten birazdan dinozorlara. Şimdi evime çok da uzak olmasını istemiyorum. Şurası bence çok ideal. Köylülerin yanı başında olsun. Neden olsa köylüleri korur. Çünkü golem orada otlanıyor. Minyatür evimizi buraya yapacağız arkadaşlar. Çok güzel bence bu dekorasyon. Ben çok bayıldım. 3'e 3 mü olsun, 4'e 4 mü olsun? Bence 4'e 4 olsun. O kadar da küçük olmaz. Ne de olsa daha çok bambumuz var. Çünkü ben bambaları çok seviyorum arkadaşlar. Bambular bana veriyor. Şimdi bunu bir tane kapıda yapmamız gerekiyor. Ama kapıyı normal bir şekilde kapı çekebiliriz ya. Çok da önemli değil orası. Çünkü çok heyecanlıyım. Bir an önce şu dinozorları meydana çıkartmak istiyorum. Her biri de farklı arkadaşlar. Birisi pembe, birisi yeşil, birisi de mavi. Ama dinozorların isimlerini hiçbir şekilde bilmiyorum. Şimdi şuraya da bir tane, şuraya biraz koyduk. Benim simetri hastalığım olduğu için arkadaşlar buraya iki tane kapı koyacağım. Dinozorlar için biraz riskli olacak ama bunu yapmaya değer. Ver kapımı. Açma şu kapıyı. Açıp kapattığı zaman kıramıyorum ben kapıyı. Galat köylü ya. Teşekkür ederim. Şimdi şuradan bir tane daha kapı kırdık mıydı? İlk evimizi hazırlamış olacağız. Okay, let's go my babe. Kedi de benimle birlikte geliyor. Kedi beni çok sevdi. Dürbünü bir kenara bırakalım ve bu meşe kapısını da koyabiliriz arkadaşlar. Daha sonra yukarı çıkıp evin çatısını halledeceğim. Ama nereden halledeceğim? Çok uğraşmayalım. Şuradan koyalım ve üstünü tamamlayalım. Bir tanesini kullandık. Galiba bu bana yetmeyecek bu bambular. Ama şimdi evin içine girip diğer kalan yerleri halledeceğim arkadaşlar. Evet ilk evimiz hazır. Şimdi hazırsanız bu yumurtaların bir tanesini koyacağım arkadaşlar. Hangisini koysak acaba? İlk öncelikle yeşilden, ortadan başlayacağım. Çünkü kararsız kaldım, direkt ortaya seçtim. Hazırsanız koyuyorum. Hadi bakayım. Hadi çıktı. Oo, çok hiç de korkunç değil. Bayağı bir küçükmüş. O bu birazdan büyüyecek arkadaşlar. Şu an bağırmaya başladı. Kapatır mısın? Çevre. Hayır kaçma. Kaçma ne olursun, kaçma diyecektim. Oğlum bir dakika, benim kayışa ihtiyacım var. Nereden bulacağım kayış? Evet arkadaşlar, gökten tasma indirdim. Nerede indirdiğimi sormayın ama bu kayışla alamıyoruz galiba biz bunu. Sen niye gelmiyorsun bana şapşik? Galiba bunu zar zor biraz direkt aktere içeri atmaya çalışacağım. Evet içiyorum. Aman bir dakika, olmuyor. Neyse arkadaşlar, tasmayla atmaya çalışsam bile olmuyor. O yüzden ben bu tasmayı tekrar çöpe atacağım. Bu dinozor dışarıda kalsın. Geçsin öyle kafasına göre. Şimdi kapıyı kapatmayı unutmayalım. Hemen şunu koyalım. Bir tanesini o koydum. Bu bayağı bir küçükmüş yalnız. Biraz yakından bakabilir miyim? O çok fena sesleri geliyor. Ay kapat. Şöyle mi bakacağım? Nasıl bakacağım? Bakmak için yukarıdan bir yerden bir açık ya da yanından da olabilir. Cam koymam lazım arkadaşlar. Evet 3 tane cam aldım. Hemen şunu kırıyorum. Umarım kaçmaz ve kaçmadı. Çok güzel. İlk camımızı oraya koyduk. Şuradan bakabiliriz artık. Şimdi ikinci yapımızı yan başına koyacağım. Biraz daha küçük olsun çünkü yetmeyecek. Bence böyle gayet ideal. Yes! Hazırladım. Bir tane de şuraya koyarsam ve bir tane de buraya, bu mükemmel. Şimdi diğer camı da buraya koyacağım. Okey. Tamam. Şimdi buraya bir tane kapı koyacağım ve daha sonra diğer son kalan yumurtamızı meydana çıkaracağız arkadaşlar. Şimdi kapıyı nereden bulacağım? Tabii de köylülerden aratlayacağım. Selamünaleyküm. Kapı çalıyorum ben. Ding dong. Hayır böyle çalıyorum. Kırarak aldım. Teşekkür ederim. Bir tane de meşale. Ve aynen. Diğerlerime çekemiyorum diye Minecraft'tan çünkü. Şimdi şunu da koyduktan sonra bakalım bir dakika. O ejderha. O neydi lan öyle? Kuyruk gördüm sanki. Aa bu biraz büyümüş sanki. Neyse büyüsün. Dışarıda gezeceğim ama olsun. Şimdi son kalan mavi ejderhamız da artık. Bana niye vurdun? Şapşik. Bana saldırıyor bu arkadaşlar. Saldırdığını bilmiyorum ama beni sevmedi. Oğlum ben senin annenim. Bana niye vuruyorsun? Gerizekalı. Arkadaşlar bu galiba biraz kızgın. Bana mı geliyor bu? Emin değilim. Neyse şunu koyalım. Oh tamam, kapattım kapıyı. Kaçacak sanki ama. Lan ne yapıyorsun? Gerizekalı.
canlı koyundan mı istedin? Manyak, ben seni böyle mi yetiştirdim? Çabuk usta ol, otur, çabuk otur. Bak senin ismini ad etiketi koyarım ha. Sana çok kızarsın sonra. Hayır bekle bekle, dur dur. Etiketi çekeceğim, senin ismini ad etiketi koyacağım. Anne sana çok kızdı çünkü. Senin cezan bundan sonra ad etiketi olacak ismin. Neredesin lan, gel buraya. Gel ad etiketi. O koyamadım, ismini koyamadım. Bir dakika, benim uyumam lazım arkadaşlar. Zombiler beni çiğ çiğ yiyecek. Evet, evim evim, güzel evim. Söyle bana, benden daha güzel bir ev var mı? Gerçi biraz yanlış cümle kurdum ama olsun, kapatalım şurayı ve uyuyalım arkadaşlar. Ben çünkü uyumazsak hasta oluruz. 24 saat uyumamız lazım bizim. Aa, günaydın. Dinalolla'yla mı büyümüş mü acaba? Dinalolla ne? Yani. Kapının ismini atletiketi mi koysam? Gerçi kapılara isim verilmiyordu. Neyse şuradan bir çıkalım. Neredeydi bizim kapımız? Şurada bir tane kapı var. Aynen, buradan da çıkartalım. Teslime. Ne oluyor lan orada? Oğlum bu bir şey öldürüyor bu gerizekalı. Uyar tomusun lan. Neysin sen? Beni omuzundan çıkar mısın lütfen? Bok ettin iyice her yeri ya. Oğlum çık oradan lan. Bir dakika, benim balıklarım nerede? Lan benim balıklarımı sen mi yedin? Gerizekalı, öldürürüm bak seni. Balıklarım nerede arkadaşlar? Balıklarım kaçmış mı yoksa bu mu yemiş? Gerizekalı ya. İsmini de ad etiketi koyamadım. Bir tekrar deneyeceğim. Cezayı veremiyoruz buna. Lan bana neye vuruyorsun lan? Gavat, ben senin annenim. Anneler kutsaldır. Annelere vurulur mu? Bak hala beni takip ediyorum. Ne yapıyor anlamadım. Şimdi diğer ejderhalara bakacağız arkadaşlar. Ejderha mı dinozor mu anlamadım bunları ama. Bak yemiş, çöpünü de buraya bırakmış. Ulan yeseydin bari yününü de. Aa. Oğlum bu biraz büyümüş lan. O mu bu biraz büyümüş ya. Bu ne olmuş lan böyle? Bu bayağı bir büyümüş. Bir dakika, buna acaba isim verebilir miyim? Selam. Ne yapıyorsun? Oğlum kıyrık sallamaktan başka bir görevin yok mu senin? Şuna bakalım. Bu da hala kuyruk sallıyor ve bunların hiçbirine isim veremiyoruz. Bu gerçekten beni üzdü. Belki de bu at eti, bir dakika, bir tavuğa deneyelim. Olacak mı? Ha çünkü örs lazım bize arkadaşlar. Bu isim etiketlerine bir isim vermemiz gerekiyor. Hemen kendime bir tane örs verdim. Nereden geldiğini sormayın. Şimdi bunlara güzel bir isim seçelim. Şimdi ne ismi koyabiliriz? Birisine kedi yazacağım. Bir diğerine ağaç yazacağım. Çünkü ağaçları çok seviyorum. Üçüncüsüne ne yazalım? Sümük yazacağım. O bana vuran şerefsize de sümük ismini koyacağım. Evet hazır. Bir dakika, sümük neredeydi? Sümük, ha aldık elimize. Neredesin lan sümük? Sümük ne geziyorsun lan orada? Oğlum bu da suyu çok seviyor. Gel sümük, buraya sana isim koydum. Ha sümük, sümük ismini sonunda koydum. İsim etiketi koyamadım ama senin cezan artık bundan sonra sümük. Sen çünkü sen bir sümüksün. Yeşil ve sümüksün. Bak hala bana vuruyorsun. Sümük, oturdun yere. Lan sümük, otur. Bana saldıramazsın bak. Bak otur, seni eğiteceğim. Bak otur. Otur adam akıllı, sana et vereceğim. Bak et ver bak. Burada et var. Lan hıyar. Depime şurada bir dur. Otursana lan yeride. Kavat bana niye vuruyorsun? Bir daha bana vursun bak, seni nedir kılıçla vururum ha. Bir daha bana vururum bak. Top bana bak, vurma demiştim sana. Sen kaşındın lan. Bak hala vurmaya geliyorsun değil mi? Al sümük. Sümük, gerizekalı sümük. Ne yapıyorsun lan? Koyunları mı yiyeceksin? Bir dakika, diğerlerine de isim verim arkadaşlar. Buna kedi mi koysak? Oğlum buna ne olmuş böyle? Bu kedi olmaz. Şuna kedi koyalım arkadaşlar. Kedi! Kedi! Artık sen özgürsün. Büyüdün çünkü. Bana gerek yok değil mi? Benden daha büyük olmuş bu gerizekalı. Ne yapıyorsun lan? Tiftik keçisi. Bak sümük, dur lan bir sende. Dur, buna da kedi koyacağız arkadaşlar. Yok kedi değil. Bunun ismi neydi? Ağaçtı. Bu da ağaç olsun arkadaşlar ve... Oğlum bunun gözleri ne kadar tuhaf lan. Benim gözlerime benziyor. Benim de gözlerim... Lan gerizekalı, çek kafanı şuradan. Koca kafanı çek. Sümük, hıyar sümük. Seni çiğ çiğ yerim ha. Defol git lan buradan. Bak bir tane daha vurursam ölürsün zaten. Gerizekalı ya. Hala beni takip ediyor. Maymun herif ya. Bak artık sen özgürsün. Dolaş istediğin yere. Zaten sen yumurtadan çıktıktan beri dışarılarda geziyorsun. Atlalı gibi sokak çocuğu oldu ya. Sümük. Tamam bir dakika arkadaşlar. Diğer dinozoru bir kontrol edelim. Fazla uzağa kaçmasın. Bak orada nereye gidiyorsun lan sen? Nereye gidiyorsun lan? Kedi gel buraya. Kedi dediğin akıllı uslu edepli olur. Oralarda gezmez, tamam mı? Gel buraya kedi. Gel bak sana et vereceğim kedi. Bu gerçi otçul da olabilir. Emin değilim. Kediler ot yer başardıkları zaman. Çünkü bak burada ot yiyor. Lan maymun! Niye beni takip ediyorsun? Şerefsiz sümük canım benim ya. Gel buraya, gel kaçma. Korkma, sana hiçbir şey yapamaz. Lan hıyar! Bana niye saldırıyorsun lan? Hala bana saldırıyorsun. Ben senin annenim. Tamam gel buraya. Kedi, kedi. Sümük sana zarar vermeyecek. Kedi gel buraya. Kedi niye kaçıyorsun? Kedi gel buraya kedi. Senin şapkadaki kedi. Öldürürüm yoksa. Gel buraya, anne sözü dinle. Çabuk. Vurdum lan bir tane. Hıyar. Ne yapıyorsun lan şekil şükür? Tamam bir sümüğe bakalım. Bir de ağaca bakalım arkadaşlar. Ağaç o çok masum duruyordu çünkü. Hala yerinde mi kalmış? Bir bakalım bir ağaç. Ağaç en edeplisi, en alaklısı ağaç çıktı gerçekten ya. Benim sözümlerim tek ağaç dinliyor arkadaşlar. Bak hala burada galiba. Bak kuyruğu burada. Gerçi sığmadığı için çıkamamış ya. Tamam sen de dışarı çık. Ne yapacaksın çok merak ediyorum ağaç. Kapıyı kapatalım.
Yok açık kalsın. Ama ağaç çıkabilirsin artık. Ağaç yeter. Büyüdün artık buraya sığmıyorsun. Gerizekalı ağaç. Hadi çık artık ağaç. Lan bir dakika yanlışlıkla vurdum ağaç. Çok özür dilerim. Küsme bana tamam mı? Tamam kapıyı da kırdığımıza göre artık çıkabilirsin dostum. Hadi ama hadi. Bu ağaç gerçekten çok hayırsever birisiymiş ya. Oturduğu yerden kalkmıyor ya. Hayırsever ne alaka? Anne sözü dinler diyecektim. Neyse hadi ağaç çık artık ya. Bunalmadın mı artık buradan ağaç? Ağaç seni yerim bak çık hadi. Çabuk bir çık şuradan. İtek diyerek mi zorla mı çıkartacağız seni? Çıksana lan şuradan ağaç. Şu camı mı kırmamı istiyorsun? Ne istiyorsun? Ağaç çık şuradan artık. Tamam kırdım. Hadi burayı da kırdım. Hadi burayı da kıracağım. Eşek gibi senin çıkman için elinden gelen her şeyi yapıyorum ama hala çıkmıyorsun ağaç. Bakma bana öyle. Bitti ağaç. Tamam burayı da kırdık. Artık özgürsün anlamıyor musun ya? Ya buralarda mı kırmam gerekiyor? Kuyruğun mu sıkıştı senin? Bir cevap ver ağaç. Ağaç galiba çok masum bir şeysin. Senin kuyruğun kalmış orada. Bak görüyorum bu kuyruğu. Çıkartacağım merak etme korkma. Tamam kuyruğunu da çıkarttım. Artık gidebilirsin özgürsün. Oğlum hala gitmiyorsun. Sen mal mısın sen ağaç? TNT ile patlatmamı mı istiyorsun bu evi? Ne istiyorsun sen anlamadım. Artık yumurtanda değilsin özgürsün diyorum. Sana hala burada bekliyorsun sen. Tamam ne halin varsa gör ağaç ya. Öf sen de mi uğraşacağım ağaç? Ben de diğer dinolarıma bakarım. Sümük neredesin lan? Sümük bir dakika Sümük'ün yanına geleceğim arkadaşlar. Sümük hala burada. Demek neden kalıyor lan buradan eşek. Ne bakıyorsun lan tık etsin. Çok tatlı değil mi arkadaşlar ya? Ben çok sevdim bu Sümük'ü ya. Ama bu beni biraz sevmiyor. Biraz hırçın seviyor beni. Öpüm derken benim bir yerlerimi tırmalıyor. Yiyor, içiyor. Bu da hala küçük bir kedi. Şapkadaki kedi. Ne zaman büyüyeceksin lan sen? Ama neyse arkadaşlar. Gerçekten 3 lira zor bakmak da gerçekten çok zormuş. Eğer buraya kadar izlediyseniz abone olursanız ve bildirimi açarsanız çok mutlu olurum. Ayrıyeten like atmanızı istiyorum. 5000 like gelecek bu video.